Bunu hiçbir yerde anlatmamış olabilirim bu arada. <laughs> bir de ki 80 bin dolara ihtiyacımız var. Yani girişimci adama parayla ne yapıyorsun diye sormak da biraz hamisle işi galiba. Çok da sır vermeden anlatmaya çalışıyorum her şeyi. <laughs> ee... Evet, işe yatırmadığın bir paran var mı? Biraz yani, özere gelir. Sonra ortakla tanıştım. Bunu da anlatacağım <laughs> sevgili hanım. <laughs> sonra ortak dedim ki mükemmel ya. Bu benim fırsatım şu an çünkü. Ortak podcast'in 24. bölümünde sevgili Umut Yaka ile beraberiz. Ee, biraz önce Umut'u tanıyacağız. Onun kişisel finans yolculuğuna biraz özeline gireceğiz her Hadi zaman işte. yaptığımız gibi. Ondan sonra da yani sen buradayken olmazsa olmaz e, Türkiye'deki startup ekosistemini ve biraz da yayıncılığı konuşmak istiyorum. En sevdiğim konular. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, harika bir ofis ofis, harika bir stüdyo ve beni ağırladığınız için sağ olun. Normalde soruları ben sorduğum için, Aa, değil ee, şimdi mi? bu benim alışık olmadığım bir format, o yüzden heyecanlıyım ve bekliyorum. Aslında ben de aynı. sebeple <laughs> heyecanlıyım, yani seni e, host koltuğunda değil de evet. ağırlıyor olarak on, burada. Arada e, soru sorarsam kusura bakmazsın, değil mi? Yok zaten ha, bizim formatta ya. zaten abi karşılıklı diyalog gibi yani. Ha, çok iyi. E, i̇stediğin her şeyi konuşabiliriz. Çok iyi. Hani Tabii böyle iyi. bir şey verdim aslında, hani küçük bir ajanda verdim ama hmm. genelde sohbet gelişine devam ediyor. En güzel öyle, biz de aynısını <laughs> yapıyoruz. Yani mümkün olduğunca sektörü, kişiyi araştır ama bir soru hazırlama, bir ajanda hazırlama. O serbest akış gitsin. Zaten ikimiz de konuya hakim ve birbirimiz de biraz hakim olduğumuz için. O serbest akış giderken sohbet ve sorular gayet güzel akacak. Ben buna eminim en azından. De seninle sohbet çok keyifli ya. o yüzden e, güzel bir bölüm olacağını inanıyorum. Bilim seni genel olarak dinlemek de çok Eyvallah. keyifli. Bahsetmiştim daha önce zaten. İnsanlar seni özellikle ya da e, ben swipe line'la özdeşik olarak biliyoruz. Tabii, tabii. E, özellikle finans ekosistemi e, dilerim Startup ekosisteminde zaten artık çok ciddi bir bilinildi. Sahipsiniz. Hı -hı. Hani şu an herhalde ana medya sizsiniz. Demek ya, tabi, iddialı olmaz. Te te Teveccühünüz diyelim hani onu sizin takdiriniz diyelim ama birkaç metrikte özellikle erişim ve gösterim metriklerinde e, bir numara yani lider koltuğundayız. E, kendi di dikeyimizde. Bu tabii çok onur verici bunu söylemek. Bir de kısa bir vakit oldu yani neredeyse 3 evet. sene olacak başlayalı. E, ve dediğin çok haklı yani ben umut yaka değilim. Swipeline umutum. E, Birçok insanın rehberinde de böyle kayıtlıyım. E, bu Startup dünyasının sanırım olmazsa olmaz yani sen de ortak anılsın <laughs> e baktığımızda. E birçok insan tarafı, birçok kurucu aynı şekilde devam ediyor. Bunu taşımak çok keyifli. Ama işte bir de öte yandan ciddi de bir omuzlarda yük. Hani her gittiğin yerde o etiketin olduğunu unutmamak lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Bir laz için çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani o, bir kamera önündesin, insan önündesin. Ve lazlar öfke kontrolüyle bilinir. Ee, ben de onu de ve ve, yani. ve kontrolsüzlüğüyle ne şu ana kadar bir fren şey bir fren vermedik diyelim en azından. Ee, soru sordum ya. Hani konuşuyorum ama <laughs> hadi bakalım. Daha çok swipe line'ı birazcık konuşmuş olduk ama Hı -hı. zaten aslında işin arkasını soracaktım. Yani Umut Yaka kimdir? Hı. Swipe line nasıl gelmiştir? Onu Hı. merak ediyorum. Ne kadar hızlı anlatayım? Bilmem. Sen take your time diyeceğim. <gülüyor> okay. <gülüyor> Ankara'da doğdum. 93'te. Babam milliyetim fetişiydi o yüzden bayağı gezdik. Fakat Muğla'da böyle iyi bir vakit geçirdik. Sanırım 9-10 seneye yakın. Hani ben liseyi ortaokul liseyi orada okudum. Lise biter bitmez 18 yaşında İstanbul'a geldim. Hiçbir plan olmadan. Hani şey gibi hissediyordum hep. Allah'ım lise bitsin de İstanbul'a gideyim. Hı hı. Ve hiçbir nedeni yoktu bunun. Gittim arkadaşımın evine çıktım. Dedim ki evet şimdi ne yapıyorum? Barda çalışmaya başladım. Çünkü para kazanmak lazımdı. O zaman dönemin, işte benim yaş ben 30 yaşındayım herhalde benim grubum bilir. Cafe P ve Tek Tekçi diye iki tane böyle harika Beyoğlu'nda yolunda barlar vardı. İki sene birinde, iki sene birinde çalıştım. Sonra annem ve kız kardeşim geldiler İstanbul'a. Ankara'dan. Ee, kız kardeşim üniversite kazanmıştı. Dedim ki fırsat bu fırsat. Ben onların yanına taşınayım. Böylelikle bir para kazanma derdim kalmasın. Ve ben de o zamanlar hep elim çok kalem tutuyordu. Hep bir şeyler yazıp çiziyordum. ve ee, ben de reklamcı olabileceğime inanıyordum. Hani para vermeme gerek kalmazsa bir yerde gidip staj yapabilirim ücretsiz. Ve reklamcı olup olmayacağımı öğrenirim hevesiyle. O zamanlar Facebook grupları vardı ve e, ajans hayvanları yanlış hatırlamıyorsam gruplu bir isimde bir ilan gördüm. İşte stajyer yazar, reklam yazarı aranıyor. Başvurdum. Aldılar staja beni. 3 e, üç ay sonra Hani iyi gitti staj diyelim. 3 ay sonra beni tam zamanlı işe aldılar. Ve ben her şeyi yazdım. Yani her türlü senaryosundan, dijital video senaryosundan... ...bir app metnine kadar app'in içindeki oldukça şey yazdıktan sonra... ...sene 2016 bu arada bahsettiğim... ...YouTube gümbür gümbür geliyor, video content gümbür gümbür geliyor... ...topluluk diye bir olgu oluşmaya başlıyor diyeceğim. O zamanlar çok konuşulmuyordu ama... Ve ben dedim ki bu, ben bu insanlara direkt ulaşmak istiyorum. Yani bir şey yazmak, bir şey aracılığı, bir prodüksiyon aracılığıyla değil. Ben bu topluluğu yönetmek istiyorum. O zamanlarda e, ee, Allianz Motto Müzik diye Türkiye'nin ilk kurumsal YouTube kanalı vardı. Yine bildiğimiz bu Allianz Sigorta'nın müzik ve eğlence platformuydu bu. Ve harika yani bir televizyon kanalı gibi işleyen oldukça profesyonel. Yekta Kupanların, Barış Akpolatların, şimdi ismini hatırlamadım. Onlarca iyi insanın programcı olarak yer aldı. bir kanaldı. Ben gittim kapılarını çaldım. Dedim ki bu buyum. planım bu. Bence siz de bunu yapmalısınız. hadi beni işe alın en kısa haliyle. onlar da beğendiler bir şekilde herhalde anlattıklarımı ki işe aldılar beni. İşte YouTube Content Creator and Community Manager Junior bir pozisyon. <laughs> Ya yani bu in-house yapılan bir işti yani Al Yazık'ya. Yani. Bir şey bir şey third party bir ajans yapıyordu bunu. Bir yani profesyonel ajansı. Yani. Tek işleri de buydu bu arada. Hani sadece en yazmak müziği yapıyorlardı. Ve muhteşem gitti. Yani hakikaten o topluluk insanları anlamak, onlara onların anlayacağı ve seveceği şekilde bir formda bir şey sunmak hikayesi çok hoşuma gitti. Ve bin bir değerli markaya çalıştım onun. 2021 Eylül'e kadar. En son Netflix Türkiye'nin işte tüm dijital iletişimini yönetiyorduk. Senfonika isimli bir ajansla ekip arkadaşlarımla. E ve 2021 Eylül'de biz istifade edip Swipeline'a başladık. Hemen bir adım da geri alıyorum. Swipeline bir dijital medya şirketi biz teknoloji, iş dünyası ve girişimcilik hakkında hem haber içerikleri hem de orijinal formatlı içerikler yapıyoruz. Orijinal formatlı dediğim şeyin içinde podcast var, video başka video formatları var, rapor içerikleri var, içgörü içerikleri var vesaire. Fakat bu 2021 Eylül'den önce, bunların hepsi olmadan önce Swipeline sadece bir podcast programıydı. 2019 Nisan'da başladı yani 5 sene önceden bahsediyoruz bu arada. o zaman reklamcıydım. Podcast yapmayı çok istiyordum çünkü Türkçe podcast sanırım benim bildiğim ve dinlediğim bir tane vardı başka yoktu. Şimdi pandemi öncesinden bahsediyorum o zamanlar da hype olmamıştı. Ve ben bu girişimcile de ilgi duyduğum ve hem Türkçe hem İngilizce bulabildiğim her kontent tükettiğim için herhalde daha içine girmek istedim. Aklıma da ilk burası geldi yani bu, bu sektör geldi. Dedim ki her hafta girişimcileri konuk alayım. O zamanlar böyle çok yeni tanıştığım bir arkadaşım vardı. Onu konuk aldım. Kolektif ee, ağzın şeyinde, Levent lokasyonunun böyle küçük bir küçük küçük telefon kulübeleri vardır, ya orada <laughs> USB mikrofonumuz falan. İkiniz beraber var. misiniz o phone butun içerisinde? Evet evet, üç kişiyiz zaten. <laughs> şey orta merde de var yani eski orta? Ee, üç kişi. Böyle başladık. İlk 12 bölüm kolektif ağzının içinde sanki orası bizim ofisimizmiş gibi yapıp konuğu karşılayıp o küçük telefon kulübelerinde çekip ama biz içeri girerken desk'teki şey oradaki duran hanımefendileri böyle şirinlik sevimlik yapıp zor aslında cemren ve hileyle girip içeriye <laughs> ee, öyle bir serüven başladı ve iyi gitti abi podcast. Ee, bir topluluk oluşmaya başladı etrafında ve ben ilk defa ben birçok şey denedim hep yani. Snapchat'te de içerik ürettim. Twitch'te de içerik ürettim. Blog'da da hani o dönem ne çıktıysa yeni e, ve ilgili ol, yani ve hype olmadan önce her şeyi denedim. Ama bu diğerlerin hepsinin içinde aha hani bunda bir şey oluyor ya. Burada bir farklılık var dedirtti. Yani birçok şey denedim bu tuttu aslında evet, evet, evet. E, ve bu iki sene boyunca devam etti. Hani iki sene boyunca hiç durmadan her hafta girişimcileri ağırlayıp ee, çok güzel sohbetler ettik. 12. bölümden itibaren video başladı. Zaten ben daha 2. 3. bölümde şey ikna almıştım. Çok teknik olursa beni lütfen uyarın. Hani bu yayıncılık konusunda. problem ee, Yani ne Spotify'da ne Google Podcast'te ne Apple Podcast'te hiçbir şekilde bir keşfet matematiği ve bir feature yok. Evet. Haliyle ben bu podcast'ı yayınlayacağım ama 100 kişi dinleyecek abi, o 50 kişi dinleyecek. Neyse ne. Çünkü önermeyecek <laughs> beni platform. ...bu öneri algoritmasına en iyi sahip olan platformdu. YouTube'tu Haliyle hemen video gelmeli ve bir an önce bizi keşfet mantığını içeri koymak için... ...bizim podcastlerin ana mecrası YouTube olmalı demiştik 2019'da. Evet. Ee, o hızlı büyümenin hakikaten, hakikaten bize faydası da oldu. Yani hızlı büyümede faydası da oldu. Sonra... Ee, sana bir şeyler olduğunu hissettiren şey neydi peki aslında Spotify tarafından şöyle ha, e, Şimdi normalde tamamen örnek veriyorum bir canlı yayına başlarsın diyelim ki biz seninle her sabah 9'da e, hı hı. kripto piyasaları hakkında e, tıpkı işte yani burada bir piyasa açılış kapanış saatleri yok ama varsayalım ki öyle olsun her sabah biz seninle bugün piyasa nasıl olacak dün nasıl kapandı falan konuşuyoruz e, bunu ilk hafta yaptığımızda bir kişi izleyecek canlı yayında ikinci hafta yaptığımızda üç kişi daha sonra 10 kişi ve ee, bu böyle böyle ufak ufak ilerleyecek. Bazen sana bir tane DM gelecek bir ay sonra. Abi işte iyi gidiyorsunuz nasıl destekleyebiliriz sizi falan. Ee, bu artmadan devam ederse 6 ay boyunca ya tamam yani o kadar da demek ki bunun büyüyecek bir şeyi yok. Potansiyel He. yok diyorsun. SwipeLine Podcast'in ilk zamanlarında insanlar mailler, DM'ler çünkü direkt ya YouTube altına yorum yazabilir ya da bize özelden yazabilir. Başka bir iletişim kanalı yok ya. Ee, hakikaten çok fazla DM ve e-mail alınca ha burada bir şey var yani insanlar tepki gösteriyor çok iyi diyor yorum yapıyor viral oluyor içeriden konular i̇şte belki duymuşsunuzdur e, ee, kurucusu Oğuz Alp Örök'ten Devlet Paşa Kuzgunleşe demişti bir podcast programı o bizim programımız haliyle e, bir hareket var içeride yani İnsanlar izliyor dinliyor ve bunun için aksiyona geçiyor gibi bir durum vardı çok erken safhada ve ben hep burada bir şeyler olacağını düşünüp e, bunun bir adım sonrasını hayal etmeye başlamıştım. Ve bunun bir adım sonrası bayağı kollu bacaklı, e, tam teşekküllü bir dijital medya şirketiydi. Ve bunu nasıl yaparız sorusuna geldiğimizde kendi kaynaklarımız olmadığı için de tabii ki dışarıdan bir kaynak alarak idi. E, ben de her çeyrek rapor hazırlamaya başladım. Sadece podcast ise, hani podcast'in ne raporunu yapabilirsin ki yani yapılabilecek o raporu yaptım hani erişim rakamları, gösterim rakamları, yorumlar, kimleri konuk aldık? neler oldu içeride, ekosistem nasıl tepki verdi, gelecek hayallerimiz. Ee, bunu bize ileride yatırım yapabilecek ekosistem abi ablalarına gönderdim her ay, işte her çeyrek. Ee, i̇şte ilk çeyrekte böyle işte ha, tebrikler umut falan ya da cevap yok. İkinci çeyrekte işte tebrikler umut, güzel gidiyorsunuz ya da cevap yok. Üçüncü çeyrekte Koray Bahar dedi ki Umut'cum bir konuşalım, bir toplantı yapalım. Pandemideyiz bu arada, 2021'den bahsediyorum. Ee, herkes evde. Girdik Zoom toplantıya, tanışmış olduk yüze, şey yüze dediğim işte Hı -hı. Yüze ondan Zoom'dan ilk defa. Ee, dedik ki yani sizde bir şey var ve belli ki hırslısınız ve bir şey becereceksiniz. Ee, sizi şu ajanslardan kurtaralım ve siz ne yapmak istiyorsanız bir yapın dedi. Ee, ...ve bana işte bir, bir, bir pitch deck hazırlayın... ...bir yatırımcı sunumu hazırlayın... Ee, ...ne kadar para ihtiyacınız olduğunu söyleyin... ...biz bir bakalım... Hani ...ben yatırım yapmak istiyorum size... <laughs> ...ben tabii takık derecesinde... E, ...bazı şeyleri, ...bazı şeyleri takık olduğum için de... ...çoktan hazırdı bu... yani ...planda hazırdı... ...sunum da hazırdı... ...zaten bir kapattık... ...mail attık... E, ...ve Allah'ım çok kadar tatlıyım ki şimdi bahsediyoruz... ...hem tecrübesizlik hem de bilinmezlik bunlar... Dedi ki 80 bin dolara ihtiyacımız var. Ya o zaman hesaplayınca o mütevazı tavırla rakam oydu. Ee, o dedi ki okey yarısını ben veririm. Diğer yarısına Barbara Sözbuğut'u ile görüştüğümüzde dedi ki diğer yarısına ben veririm. Ve biz ilk turu 80 bin dolar yatırım olarak buna fikir öncesi tur deniyor. Yani daha ortada hiçbir şey yokken. Ee, ya da Angel Round da denebiliyor melek turu. Ee, biz bu 80 bin dolar alıp istifa edip... Um, bir dijital medya şirketine evrildik. Gibi bir hikaye başladı. Sonra zaten 2021 Eylül'den sonra çok hızlı gitti işler. Ekip şu an 9 kişi. Ayda 3 milyon tekil insana ulaşıyoruz. Yaklaşık 9-10 milyon içerik gösterimi var. Hepsi organik. 0 lira harcandı şu ana kadar marketinge. En iyi bildiğimiz şey içerik üretmek ve dağıtmak. Ve ne mutlu ki her gün dünyada ne olup bitiyorsa teknoloji adına insanlar bizden takip ediyorlar. Birbirine gönderiyorlar. Ve fırsat bulmuşken mikrofonu eline alınca girişimci böyle olur arkadaşlar kusura bakmayın. Eğer bizi takip etmeyen varsa Instagram'a swipe yazın en yukarıda zaten swipe line alt tr diye çıkar. Takip edebilirsiniz değil mi? Reklamı da yaptım kusura bakmayın. <laughs> Tatlı bir reklam girişi Eyvallah. oldu. Güzel. <laughs> çok güzel yani hiç hissettirmeden girdin zaten. Yapacak bir <laughs> şey abi ben diyorum girişimci mikrofon bulursa bunu yapmak zorunda. Doğru. Ee, peki Girişimcilik derken yani hikayende zaten e, liseden iş hayatına atılmışsın. Sonrasında işte e, farklı mecralarda o community management'ı denemişsin. Yani hikaye dinleyince zaten Hı -hı. böyle içinde bir heyecan ve gaz olan bir girişimcinin hikayesi olduğu tabii. anlaşılıyor zaten. Tabii tabii. E, bu, peki sadece bu tutku community management'a yönelik miydi? Yoksa başka başarısız girişimcilik denemelerin var mı? Um, şöyle. Tutku insana yönelik. Şimdi onu söyleyeyim ya yani, in, insan merakım hep var çok çok bir de sinir bozucu derecede merak bu arada yani insan kız arkadaşım hem çok uyardı şey dışarıda hani bakma insanları falan çünkü ben merak ediyorum abi orada bir masada hal tavır nasıl tartışıyorlar nasıl konuşuyorlar nasıl hamle yapıyorlar ona çok hep meraklı olduğum için çok izliyorum insanları ve insanlar bir şeyi nasıl almak ister nasıl tüketmek ister rede takıntılıyım yani bu kabul etmek lazım ve çok düşündüğüm düşünmekten çok keyif aldım hele de o süreç başarılı giderse ekstra ekstra mutlu oldum ve bir sonrasını her zaman merak ettiğim bir süreç var şimdi bu tutkuyu kesinlikle buraya bir koyalım başka denemelerim oldu yine 2019'da yanlış hatırlamıyorsam tabi ee, iki arkadaşımla birlikte Hitim isimli biz bir e, app çıkardık. Bunu hiçbir yerde anlatmamış olabilirim bu arada. <laughs> hiçbir yerde gözükmez LinkedIn'de falan da yazmaz. E, ben e, Aylin Azmoğlu Müzik'te çalışırken o müzik dünyasıyla ve sektörle tanıştıktan sonra çok etkilendim. Özellikle e, hemen şunu parantez açayım ben müzik dinlemiyorum. Hani hayatımda öyle bir şey yok. Bazı insanlar şaşırıyor bana. Müzikle yaşayan insanlar var hep bir arkada fon müziği olarak. Çok saygı duyuyorum. Sadece ben sevmiyorum müzik dinlemeyi. Çok nadir zamanlarda müzik dinliyorum. Ee, parantezi kapattım fakat müzik dünyasının o yayın dünyasının mutfağına üretilen tarafı acayip heyecanlandım. bir de müzisyenlerle yırtmaya çalışan insanlarla tanışınca o yani en az girişimciler kadar tut tutkuyla bağlanan evet. bir grup var orada ve şu an birçok isim çok çok büyük sanatçı ve hayranlıkla takip ediyorum hala hepsini dedim ki ben bu insanları bu bağımsız sanatçıları nasıl destekleyebilirim hikayesi kafamda hep dönmeye başladı ve e, işte senin kolaylıkla tek tuşla Spotify'a, Apple Music'e, XDS'e bütün o mecralara e, şarkını yayınlayabildiğin bütün hakların sana ait oldu. Ve bunun yanında e, senin topluluğun tarafından aylık subscription e, aracılığıyla desteklenebildiğin bir app yarattık. Hem subscription çok iyi gitti. Ee, yayın o kadar iyi gitmedi. Yani insan, globalde bence bizden çok daha iyi yapanlar vardı bu işte yani tek dışla git yayınla her e, müziğini gibi. Ama bu subscription meselesi yoktu. Daha o zaman Spotify'da uyanmamıştı. Yani destekle sanatçı, bağımsız sanatçı falan. Çok iyi gitti fakat ilk iş, hiçbir şey bilmiyoruz. Güzel de hep oldu yanlış olmasın. Ee, nasıl büyüteceğiz, edeceğiz? Ben aynı zamanda tam zamanlı bir işim var. Reklamcıyım ve reklamcılık hakikaten ağır mesaileri olan bir şey. Ee, biz böyle feydaat ettik onu. Yani bir, 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 yanda hafif hafif öldü ve gitti gibi bir şey oldu. İlk girişimciliğim bu aslında baktığımızda. Ee, hala görüşüyorum. Oradaki iki beraber kurduğum arkadaşımla da. Ee, yeni, yani Onları da herhangi bir hikaye davet etmek de her zaman çok isterim Swipenayla başka bir şey de. Sadece hitim olmadı. Bunu da buradan almış an, olduk. Yani burada aslında odaklanamamak mı? Abi şey ya, yaptı. Bence uğramayın. bilmemezlik de şey ya. Hani hmm. ıı, çok hobi gibi yaptık onu. Hani ben swipe line da 5 yıllık plan, 10 yıllık plan hani kafayı yemiş derecesinde ne olursa ne olur bütün senaryolar oluşturuyorsun ya. Hele evet. Türkiye gibi ortamdaysan fazlaca fazlaca özellikle kıyamet senaryolarına da çalışman lazım. O Öyle değildi ya. Hani o tam zamanlı bir şey değildi, bir hobiydi, bir meraktı zaten hep Okulda hiçbir zaman aram iyi değildi. Aramın iyi olmaması da bu örgün eğitim mantığı. Hani ben oturacağım, sen bilen insansın, bilmeyene sözle ve veya farklı test türleriyle bir şey anla. Ben bunu anlamıyorum hani. Benim kafama girmiyor öyle. Benim elimi kirletmem lazım. Gidip denemem ve öyle öğrenmem lazım. Bu app işlerini çok merak ediyordum, teknoloji işlerini çok merak ediyordum. Aslında hadi öğreneyim yapıp gibi başladı. O yüzden hobi gibiydi yine söylüyorum benim için. Çok şey öğrendim fakat business ileri taşımak için bir eforumuz olmadı. Ee, orada kaldı. Anladım. Peki 2021'in Ekim'i mi dedin? Eylül. Eylül'ü. Aha. Orada swipe line'ı <laughs> uçuran şey neydi? O dedik, dedikasyon canım. Yani e, istifa ettik. Dört, zaten freelance, yani biz dahi freelance'dik o zaman bakınca hani e, dört kişi uzaktan e, yarı zamanlı swipe line yapıyordu. E, çünkü orada böyle küçük küçük bu medya olsa hani haber yayınlasak falan tutar mı diye minik minik de denilmeye başlamıştık. Biz yatırımı aldık. Kolektif ağızlı ofisimizi tuttuk. Borcumuzu ödedik bu arada buradan Ahmet'e. <laughs> <laughs> Kendisinin haberi var zaten. Dört e, kişilik küçük bir ofis e, tuttuk. dört kişi başladık ve o dedikasyon, o bütün yüzde yüzünü verme hikayesi e, o kadar iyiye götürdü ki... Ha, sadece kendini vermek yeterli mi bir şey? Hayır, iyi bir strateji vardı. Bizim 15 saniye kuralı dediğimiz bir içerik stratejimiz var. İyi dağıtım stratejimiz var. Onda hani... Çok da sır vermeden anlatmaya çalışıyorum her şeyi. <laughs> ee, en kısa haliyle de anlatayım 15 saniye kuralı şu: dünyadaki evet, evet. insanların yüzde 70'i herhangi bir habere veya makaleye tıkladığında 15 saniye geçiriyorlar. Biz de bütün bu haberleri ve içerikleri 15 saniye ve tüketilebilecek matematikte yarattık ve yayınladık. Ve en büyük olayı o zamanların biz Instagram ana mecra olarak görüyorduk. Şimdi her yere aynı ilgideyiz ama o zamanlar öyle değildi. Herkes işte Instagram'dan haber mi okunur falan gibi bir yerdeydi. Şimdi arkadaşlar <laughs> Instagram'dan aldığınızı düşünüyorum her şeyi. Ve aslında onların hali hazırda var olduğu bir platformda gün içi tüketmek isteyecekleri konuları da önlerine sunan ne kadar değerli olduklarını fark edip çünkü ya tek tuşla arkadaşına gönderiyorsun, üzerine muhabbet döndürebiliyorsun, toplantı odasında konu açabiliyorsun, daha gördünüz mü, x'e ne olmuş falan gibi. Ee, ve bu anında haber almanın ve çok kısa tüketebilmenin iyi bir görsel dünyada, çok iyi e, editöryel dille vesaire. Yani onların hep bütün matematiğin her şeyin doğru olduğu senaryodan bahsediyorum. İnsanlar da değer gördüler ve herkes takip almaya başladı. Ee, ve o yükselme başladı. Tabii ki video içerikleri de biraz fazlalaştırdık. Yani aslında tamamen içerik stratejisi dolayısıyla hızlı büyümeye başladı diyeyim. Peki, ee, bundan sonrasında Swipe Mine bir Swipe Mine bari bitirelim. Yani evet, ben de evet. merak ediyorum kişisel olarak. Bundan sonrasında Swipe Mine neler bekliyor? Hmm. Ya da Umut'u neler bekliyor? Ya ben hep şey gibi hissediyorum. Bu bir problem mi bilmiyorum. Daha hep hep yeni başlıyormuş gibi hissediyorum. Yani ne zaman güzel bir şey yani LinkedIn'de böyle güzel bir süreç olur, bir milestone olur, sen paylaşmak istersin ya. Hep elime ilk giden cümle. İşte ya da son bitirme cümlesi daha yeni başlıyoruz. Hayır abi 3 senelik hikaye bu. Her ne kadar kısa bir süre olsa da bir şirket ömrü için aslında daha yeni başlamıyoruz ama içimde hep daha bu versiyon 1.1. Daha neler yapacağız? Hep içimde o var. SwipeLine için hayalimiz ve emelimiz biz Türkiye'den çıkan yurt dışında da varlığı olan en büyük dijital medya grubu olmak istiyoruz. Grup deyince de tabii otomatik olarak SwipeLine teknoloji ve girişimcilik dikeyinde farklı farklı dikeylerde e, tıpkı Swipeline gibi e, medya dijital medya şirketleri, markaları kurmak istiyoruz. E, buna sene başında başladık bu arada. Direksiyon isimli bir otomotiv medyamız var. Portfolyo isimli bir pay piyasaları medyamız var. Kripto, Beast ve Amerikan borsalarını cover ettiğimiz inanılmaz iyi gidiyorlar. Boynuz kulağa geçecek yani o çok belli. E, hayalimiz bu. Swipeline için e, yakın gelecekteki ilk plan da Londra üzerinden İngilizce içerikle Global açılmak. Şu an bizi bunlar bekliyor. Umarım teker teker de hepsini becereceğiz. İngilizce orijinal içerikleriniz olacak mı? Tabii tabii. Yani Swipeline Türkiye'de, Türkiye ekosistemi için orijinal formatlı içerikler üretiyor. Podcastlar, videolar, raporlar hepsi. Aynısını şimdi global için yapıyor olacak. Ve zaten hep dünyadan içerik üretiyoruz. Dünya haber içeriği olarak da. O yine devam ediyor olacak İngilizce. Şu an zaten... Bir hesabımız var minik minik denemeye başladık e yine hobi olarak açılıyoruz diyelim Koray abinin öyle bir lafı vardır hobi olarak açılıyoruz hani <laughs> hiçbir zaman yetmez ama en azından sana fikir verir nereye nasıl hareket edeceğini e, hobi olarak açılıyoruz şu an sadece haber içeriği var o da zaten bize gösteriyor neyin nereye gideceğini bu arada hani 100 bin insana ulaşıyor Swipeline Global hiçbiri Türk değil. Yani ayda tekil olarak. Hiç fena değil sadece haber içeriğiyle. 100 milyon. Yani. Gerçekten iyi rakam. Bana da öyle geliyor. İşte bunun yarısından fazlası İngiltere'de olunca... ...biz de orası üzerinden açmaya karar verdik. Podcast. Hosti evet yapacağız. Evet evet. Ya oldu Post... çok acayip heyecanlı bir şey ya. Hani... Em, ...oradaki mesela ikilemimiz şu. Acaba bir fiziki ortam yaratıp yani bir fiziki çekim yapıp sadece Londra merkezli girişimlerimi alalım. Yoksa biz bunu bayağı Zoom'da online yapalım ve Amerika'dan da işte Güney Afrika'dan da örnek veriyorum. Arjantin'den de Tokyo'dan da hepsini örnek verdim bu şehirleri. Girişimcilerimi alsak daha kapsayıcı bir şey mi olsa ona henüz karar vermedik ama ben muhtemelen fiziki seçerim. O ilk şeyi de bulundurmak için. Çünkü medya denilen iş biraz tam ortada olman gereken bir ilişki yönetmen gereken bir iş. Herkes tanıman bilmen sana güvenmeleri bir şey anlatabiliyor olmaları lazım. O fiziksel temasta o birbirinin gözünü içeri bakarak konuşma hikayesi biraz da onu hızlandırıyor. O yüzden ben muhtemelen fizikiyi seçerim. Peki ben Swipe Line'ın başarısında bu podcast formatının en azından hı hı. ben de şeye çok e, katılıyorum. Yani 15 saniyede bir şeyler anlatmayı zaten çok iyi beceriyorsunuz hı hı. veya işte bir içeriği hazırlamayı hı hı. E, ana kısa mesajlarla hı hı. beraber ama podcast'te ben senin kendi şeytan tüyünün o böyle yumuşak iletişiminin de başarının önemli parçalarından biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden host'u merak ediyorum. Sen devam edecek misin? Başka bir host mu kullanacaksınız? Bu bunu bana kim sordu? Ha biz e şey üçüncü yıl bitiyor ee, ve, ve podcastinde beşinci yılı bitiyor işte 200'den fazla bölüm çekmişiz neyse. Buna özel biz bir bölüm çektik. Bütün ekip arkadaşlarım soru hazırladılar. Ee, bizim topluluğa soru, bize de soru sorun. Onlar soru hazırladılar ve ben hiçbir şeyden haberim yok. Oturdum. İlk defa kendi masamızda, kendi set setup'ımızda konuk tarafına oturdum. Ee, ve bu sorulardan biri buydu. Hani ee, devam edecek misin? Ben dedim ki heyecanım aynısını söylüyorum. Eğer hani bazı insanlar için iki, çifte basım oluyorsa diye söyledim bunu. Eğer bu heyecanım sürdüğü sürece ben devam edeceğim. Ve ben hala her hafta e, gözleri parıl parıl insanlarla sohbet etmekten acayip heyecanlanıyorum. Hatta bana bazen dalga da geçiyorlar. Çok heyecanlandığım için. Ama hani biri bana diyor ki robot yaptım. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu söylemesi çok kolay bir şey değil. Arkada o kadar emek var ki robot yaptım demenin. Haliyle ben çok heyecanlanıyorum bunların hepsine ve acaba hep içimde şey var. ne yapabiliriz bu insanlar için e, ve çok sohbet etmekten de keyif alıyorum. Az konuşmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. E, öyle bir oto var normalde konuşuyorum çünkü. E, işte soru sorup susman lazım ya aslında hostken. Yani onu yapmıyorum asla. E, yapmamaya çalışıyorum daha doğrusu. E, o yüzden umarım ben olmaya devam edeceğim. Hani ne zaman ki e, stratejik olarak benden daha iyi biri olduğunu inanırım ve veya heyecanımı kaybederim. Ee, ya da ben işte, benden daha iyi heyecanlı inandığım biri olur daha heyecanlı. Öyle bir replace olur. Umarım line Podcast'a Swipe Line devam edecek ben olsam da olmasam da. Ama ee, ama şimdilik ben olacağım gibi duruyor. Hemen ara parantez açayım. Bu arada böyle bir şeyim çıktı. Yani e, normalde işte biliyorsunuz startup kurarken ilk gün şeyi her zaman karar vermen gerekir. Kendi başına veya ortağınla? Ya ben bu işi satmak için mi kuruyorum? Şimdi ne yapmak için kuruyorum? Hı -hı ben satmak için kurdum. Yani ilk günden bu satılacak bir şirket. O yüzden bütün structure'ı, bütün planı her şeyi satılma, satılabilir bir şirket olmalı. İnsanların iştahlanacağı bir şirket olmalı. Çünkü iyi bir değer yaratıyoruz ve bu değer kimi teknoloji şirketleri veya büyük medya şirketleri için çözemedikleri bir kilit olacak ve bizi satın alacaklar gibi bir düşünce var. Şimdi ise yani 20 sene devam etsin bu grup. işte grup olacağını inanıyorum ya hayalim. 30 sene devam etsin, 100 sene devam etsin, bensiz ilerlesin falan gibi acayip bir istek doğmaya başladı içimde. Hadi bakalım ne olacağını göreceğiz hep beraber. Ya bence şirketin satılabilir olması önemli ama <laughs> satmak için Kurup da hep o motivasyonla devam eden bir insanın şirketinde... ...bence bazı böyle temel eksikler olabiliyor yani. Yani <laughs> ile ilgili problemler olabiliyor. Yani bu çakıp çıkma şey var ya. Hayır ama satmak için kurmak öyle demek değil. Öyle duyuluyorsa tabii düzeltmem gerekiyor sanırım. Satmak için kurduğum şu demek. Ben bir değer yaratacağım. E ve kısa bir zaman içinde, 5 sene içinde... ...bir gruba dahil olarak veya bir birleşme yaşayarak... Ee, bunu büyüteceğim. Ölçekleyeceğim demek. Aslında benim demeye çalıştığım o da herhalde işte memur çocuğu kafası yani. O kadar mütevazı plan yapıyorsun ki ilk başta. <laughs> e, şeyi öngöremiyorsun yani. Ben bunu kurarım. En büyüğü olurum. Globale giderim. Globalde de bunu e, tokat manyağı yaparım oradaki rakipleri. İlk öyle plan yapmıyorsun. O özgüvenin gelmesi biraz zaman aldı açıkçası. Hani görerek. Aa bir dakika ya, biz bir şey yapıyoruz farklı bir şey yapıyoruz. Görerek aslında bu kazandık. Ama o zamanlar bu kadar büyük plan yapamadığımız için diyeyim. Çok dürüstçe söylüyorum. O zaman ha yani biz güzel bir şey yaratacağımıza eminiz. Bunu sonra e, bir platforma dahil ederek daha da büyütürüz falan gibi düşünüyorduk. Şimdi işte aksini düşünüyorum. Şimdi ben almak istiyorum abi o şirketleri. Ben büyümek istiyorum. işte büyüsün 100 yıllık şirket olsun yani. O kadar... İşte Nevzat Aydın'a mesela acayip saygı duyuyorum o konuda. Hı. Yemek sepeti var abi. Kaç? 25 senedir var. Kendisi çok uzun süre başında durdu. Artık başında değil. Ve onsuz devam eden, hala Türkiye'nin kendi dikeyindeki ilk üçünde olan bir marka yarattı. O kadar değerli bir şey gibi geliyor ki. Ve bunu başka kim becerdi? Diye sağımıza solumuza baktığımızda o kadar çok ismi göremiyorum. Trend Trendyol Demet Demet'le Evren kuruyor yanlış bilmiyorsam. Sadece Demet de olabilir. Tanımıyorum bu arada ikisini de. Ee, ve şu an ikisi de yoklar diyebiliyorum şirkette en azından Demet operasyonda yok diyebiliyorum ve şirket devam ediyor hiç olmadığı kadar iyi giderek hani acayip değerli görüyorum bunu umarım Swipeline'ın ve bu gelecekteki grubunun da hikayesi bu büyük abileri ablaları gibi olur yani evet bence o sürdürülebilirlik çok önemli <laughs> ee, ben Blue TV bir de, de Doğan'ı çok takdir ediyorum. yani Güzel bir iş yaptı, güzel bir marka yarattı. Şimdi de HBO ile beraber aslında evet ya. çok ciddi bir gruba e, aktarmış Aynen. oldu bu değeri. HBO için de Türkiye'ye girmek için çok çok güzel bir İnanılmaz fırsat oldu. Hocam, kesinlikle. Valla çok saygı duyuyorum. Şanslı da olmak lazım. Şu an işte Türkiye herhalde en pahalı dönemlerinden evet. birini yaşıyor. <laughs> Dolar bazında HBO çok ciddi bir gelir elde etmeye evet. başladı. E, gelir demişken... Swayflinden para kazanıyor musunuz? Çünkü medyadan çok para kazanmak çok genel tabi. olarak evet. Yani bir de o e, işte YouTube'un falan da Emerged diye işte 2006 ve sonrası e, döneme kadar hani yazılı medya zaten bitiyordu. Yani i̇nternetteki yazılı medyadan para kazanma denemeleri çok oldu ama Hı. hiçbiri böyle süper geçmedi ve böyle şey konuşulmaya başlamıştı yani içerikten para kazanılmayacak Hı. abi konuşulmaya başlamıştı ama aslında siz tam tersi bir kanıtsınız herhalde. Ya evet. Şimdi şöyle geçmişe baktığımızda da medya işinden, basın işinden hiçbir zaman o kadar fazla para kazanmamış, kazanılmamış. E, kanallı ayrı tutuyorum. Yani televizyon kanalını ayrı tutarak konuşuyorum. E, her zaman büyük bir güç. E, işte dünyanın en büyük dört gücünden biri. Yasama, yürütme, yargı, medya. Ve bu gerçekliklerini hissettiğim bir güç bu. E, fakat o Monetize kısmı, gelir, gelir yaratma kısmı her zaman bir sorun olmuş. Bence şu anki tarihteki en iyi döneminde çünkü birden fazla artık kaynak var. medya nasıl para kazanır bir medya şirketi? Bir, ad reklam alanlarını satar. İki, etkinlik yapar. Bilet satar ve sponsorluk alır. Üç, subscription, abonelik, özel içerik yaratır ve bunu sadece ödeyen insanlara sunar. Türkiye'de üçüncü model asla çalışmayacak. Ya, bu benim düşüncem. Yakın gelecekte asla biz de denemeyeceğiz. Deneyen arkadaşlarım var. Destek olmak için aboneyim. Umarım iyi giderler ve yapılabileceğini gösterirler ve beni haksız çıkartırlar. Bu benim düşüncem. O yüzden ilk ikisinden para kazanıyoruz biz. Hatta geçtiğimiz nisan, birkaç ay önceye kadar etkinlik de olmadığı için. Biz markalarla içerik işbirliği yapıyoruz. Buradaki amaç... Onlar için Swipeline'a ulaştığı hakikaten çok iyi bir kitle var. Ve onlara ürünlerin hizmetlerini duyurmak istiyorlar. Bize geliyorlar. Ee, hikayelerini anlatıyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Biz de Swipeline potasında eriterek kendi topluluğumuz bunu nasıl görmek ister? Görürse faydalanır mı? Cebine bir şey koyar mı? Gerçekten onlar için ilgi çekici mi? Güdüp eğer bu e, şeylerden geçtiyse... Bu filtrasyondan geçtiyse markayla beraber çalışıyoruz. Bütün içeriği kendimiz hazırlıyoruz. Kendi mecralarımızda yayınlıyoruz. Ve markaya sunuyoruz. Biz para kazanıyoruz. Ee, tabii ne zaman başladı? Yani podcast dönemi hiç kazanmadı. Ee, 2021'de dijital medya şirketi olduktan sonra ilk faturamızı kestik. Yanlış hatırlamıyorsam iti çekirdeği bu arada. Evet. Ve sonra işte hacim de arttıkça o fatura sayısı da artmaya başladı. Cash pozitif olduk Çelikler. çok yakın bir zamanda. Tabii bu çok bize bağlı. Hani şu an şu an olduk gibi gözüküyor bu çeyrek. Ama ben böyle birkaç yatırım, birkaç hamle yaptığım anda o zaten yok olacak. Yani çok küçük marjlardan bahsediyoruz. Fakat herkesin duyduğunda özellikle medya bilen insanlarla ki çok az Türkiye'de duyduğunda şaşıran bir şey. Evet biz erken para kazanmaya başladık. Ee, iyi bir kitle var İyi bir mantık var içeride iyi bir strateji var ve herkes çok faydalı herkes çok mutlu ayrılıyor bizimle çalışan umarım bu böyle olmaya da devam edecek okay, bu e, şeyle ilgili girişimcilikle ilgili Nevzat Aydın'dan biraz önce bahsettin ya Hı -hı. şunu da söylemeden edemeyeceğim mesela onun hani, hayıflandığı konulardan bir tanesi beni çok etkilemişti Hı -hı. Yani biz aslında deli bir heroyu veya başka firmaları alabilirdik Alabilir konusu. Evet yani zaten ilk başlayan ve hatta işte ee, Melih abiyle de sen podcast yaptın hı hı. o şeyden bahsediyordu podcast sırasında. Yani yaptıkları çoğu uygulama hı. aslında daha sonra Avrupa'da deli bir hero olarak kullanıldı. Tabii yani hocam. operasyon açısından hı hı. baktığımız zaman ya o vizyona sahip olmak o kaza sahip olmak önemli bir şey yani. Ya onlardan Ondan... benim anladığım kadarıyla vizyon hep vardı ee, ama. Şu anki o finansal ortam aynı olmadığı için... E, ulaşılabilecek bir finansman yoktu o zaman. Yani şu an biz VC'leri... Yani yatırım ofislerini, yatırım şirketlerini... E, fonları zikrediyoruz ama o zamanlar yok. Ve satın alma dediğin şey... Delivery Hero, Deliver Hero çok genç bir şirket. O zamanlar çok daha gençti. 3 senelik mi? 5 senelik mi artık hatırlamıyorum. Hı hı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim de. Evet. E, ve çılgın gibi fonlandılar. Ve onlar da emeneği harcadılar. Sürekli satın alma ve birleşmeye harcadılar bu parayı. ...Yemeksepeti tarihlerindeki en karlı, belki o dönem için kesinlikle en karlı değildi. Ve inanılmaz büyüdüler beraber. Ve ben çok inanıyorum yemek sepeti. Zaten hali hazırda birkaç ülkede, 7 ülkede sanırım yanlış hatırlamıyorsam satıldığında hizmet veriyordu. Çok daha iyi fonlansalardı şu an... Getir ve Insider bizim ve Dream Games göğsümüzü kapatan şirketler ya Türkiye'de çıkıp bütün dünyanın konuşuyor. Evet. Bunlardan biri kesinlikle onlar olurdu. İnşallah swipe ben olur yani. Ya i̇nşallah. Ee, bilmiyorum bakalım. Yani <laughs> o kadar büyüğü düşünmek bak işte memur çocuğu olmak abi. Hala o bile baskı hissettiriyor yani. İnşallah olur. Bakalım. Ee, yani girişimci adama parayla <laughs> ne yapıyorsun diye sormak da biraz hapiste işi evet, ama. <laughs> evet, işe yatırmadığın bir paran var mı? Biraz yani özele görelim. Yani şöyle, e, biz ilk günden yatırımla başladığımız için hiçbir zaman öz kaynak hikayesi olmadı. Yani biz içimiz, cebimizden para koyup içeride bir şey büyütmeye çalışmadık. Fakat e, hikaye bellidir, herkese de böyledir. E, normal mesleğin vardır. Ondan 10 birim maaş alıyorsundur. Kendi şirketini kurduğunda 4-5 birim yazarsın. Haliyle burada göz yumduğumuz ve hayatımız sadece döndürecek kadar maaş aldığımız bir hikaye olduğu için aslında parayla ilgin çok olmayan, para sadece senin hayatını döndüren bir şey. Kurumsal finansmanla zaten bahsetmiyorum. Orası bambaşka bir konu. Fakat tabii ki ben 30 yaşına gelen Biriyim. Aile kurmak istiyorum. Gezmek, tozmak istiyorum. Birçok ihtiyacım var. Bunlara yetecek paranın da olması lazım. ve Veya biraz birikim yapabiliyor olman lazım. Reklamcı reklamcıyken daha çok yapıyormuş. Bana fark ettim bu arada. İlk işte bu 2017'de oldu wow, değil mi? ondan evet. bir önce. 2021 öncesi. Hı hı. O zaman Bitcoin'i ben yeni duydum. Bir tane arkadaşım böyle hani git al falan yapmıştı. Ben de 1000 liralık o zaman maaşımı hatırlamıyorum bile ama hani Maaşımdan biraz daha az olan bir tutarda, cebimde olan tutarda aldım. iki katına çıktı 2000 lira. Ben hemen çıktım. Allah <laughs> bereket versin ve çok uzun zaman hiç almadım. kripto ee, falan bir şey. Sadece bu Metaverse Allah'ım kucaklarına düştüm yani Metaverse hikayesini. Yani Metaverse'e çok inandım. Ee, yapılabileceğine bir şeyler. Birkaç proje girdim orada. Çok kötü durumda. Eee <laughs> <laughs> Başka düşünüyorum neyim var diye. NFT furyası tabii ki girdim. <laughs> Ve çok kötü durumda. Ama hiç çok ağır girmedim ona. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum çünkü. Ee, başka arkadaşlarım milyoner olurken. Haliyle böyle hani hep bir şey hevesim oldu. Ha 3 kuruş param var onu belki değerlendiririz hevesim oldu ama hep popomun üstüne oturdum. Ee, ta ki onu hani söylemekte de bence sakınca yok. Amerikan borsalarına kadar. Um, artık dedi ki tamam yani kripto işini hiç anlamıyorsun Umut'cum Ortaya bağlayacağım birazdan bu arada çünkü gerçek hikaye biri anlayana kadar yani anlayan biri olana kadar sen kriptoya falan girme e, ki benim anlayan arkadaşım vardı az önce bahsettiğim milyoner olan şerefsiz özür dilerim bunu söylediğim için ve yalvarıyordum elife diyordum ki bak yavrum ne olur ben sana vereyim para sen benimkini diyordum mümkün değil ben böyle bir şey yapamam bunun şey vebani alamam diyorum ki o zaman söyle Hani Whatsapp'tan bir mesaj atacaksın ya. O diyor ki o da olmaz abi o çok anlık fırsatlar kaçırırım sana yazacağım derken falan. Ben yani hep böyle <laughs> kedi gibi böyle köşeye attı beni. Ve ben e, ne yapacağım ne edeceğim derken en basic mantık. Hani ben teknoloji dünyasındayım. Bildiğim birkaç e, şirket var. Google gibi, Meta gibi, Amazon gibi vesaire. Ve bunlar hayatta batmazlar. Ve belli ki hep iyi gidiyorlar. Yani biz haberleri de yazdığımız için hep iyi gidiyor yani şirketler. Ben bunlara para yatırdım her ay. Cebimde ne kalıyorsa 500 lira, 1000 lira neyse. Ve ee, böyle küçük küçük Amerikan borsalarına girdim. Nvidia'ya ne garipse yani ben hayatım boyunca oyun oynadım. Kendim bildiğim bile benim hayattaki deşarj olma tek yöntemi oyun. Hala ofise, ofisten eve geçtikten sonra günde bir saat en az oyun oynarım. Tek başıma veya arkadaşlarımla. Ve Nvidia benim için çok tanıdık bir e, marka. E, çünkü işte ekran kartlarından tut kullandığımız bazı sürücüler işlemcilere kadar hepsinin içinde varlar. Ee, ve ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Çünkü çok önce girmişim. Bir yıl önceden falan bahsediyor. Yani şu an bu hype'lar olmadan önce. En diye almışım. O çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> o herhalde onun bir güzel artışını gördükçe o her ayırdığım küçük miktarı da hep en iyi diye koymuşum diğerlerini boş verip. O bayağı mutlu etti beni. Bir de iyi bir yerde çıktım. Bu düşüşten falan çok önce çıktım. O da hadi söyleyeyim. Çıkmak zorunda kaldım. Bütün asetlerimi sattım. Nakit para ihtiyacı vardı falan gibi. Ee, ama beni mutlu etti Amerikan borsaları. Sonra ortakla tanıştım. Bunu da anlatacağım <laughs> sevgili hanım. <laughs> Sonra e, ortak dedim ki mükemmel ya. Bu, bu benim fırsatım şu an. Çünkü ben hiç anlamıyorum. E, bununla milyoner olan arkadaşlarım var. E, ve anlayan birileri benim için paramı yönetecek. E, ve ben de hemen bir içeriye para koydum. E, o zamanki haftanın en iyi getiri si olanlara işte böldüm kafamda. Bir tanesi çok iyi gitti ona biraz daha koydum. <laughs> sonra tabii ki kripto dünyası yerle bir olunca ben de hep beraber yerle biri oldum. Şu an şey sabırla bekliyoruz <laughs> diye. Herkes gibi ya şu an Twitter'da, bir de Instagram bittikten sonra Twitter'da daha çok vakit geçirmeye başladık. Orada bir sayılır sayılı bir kripto topluluğu var. Evet. Herkes ya Escobar gibi gerçekten böyle bekliyorlar. Çok iyi anlıyorum herkesi. Hep beraber bekliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Evet ya yani bu kripto'nun sezon, seasonality'si diyeceğim yani böyle mevsimselliği ee, çoğu projenin doğasında var. Herkes evet. bu ay bekliyor kripto denilen şey. Kimle konuşsam abi işte bu ay 2025'te yani tam da şu an ne oluyor bu dünyada bu ay 2025'te. Yani dünyayı da çok kimse bilmiyor gibi. Ben zaten bilmiyorum. Evet evet. Ee, evet. Bu ay bekliyoruz herhalde. Hep İçindekiler beraber. de bilmiyor aslında bakarsan. Bana da öyle geliyor biliyor musun? Aynen. Çok fazla proje var çünkü Hı -hı. çok fazla bir şeyler yapılıyor ve insanlar genelde. Hani projelerin gerçekten detayını bilmeden dahil olmaya, sadece fırsat kaçmasın diye dahil olmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Bir de e, orada tabii o projelerde çok ciddi bir yine bu e, ne diyeyim, community management diyeceğim, İngilizce söyleyeceğim Hı -hı. tarafı var. Hı -hı. Yani pazarlamayla aslında insanları zaten projeye ait hissettiriyorsun bir yandan. Hani bedava olarak da dağıtarak. E, bu böyle bir şey çekiyor. İnsan çekiyor içeriye ama çoğu zaten ne olduğunu da bilmeden giriyor aslında bakarsan. Vallahi. Yani gözüküyor ama hı hı. aslında kimse oradaki değerin olup olmadığının farkında değil. Bir de ne oluyor? Hani şeyleri çok anlamadım belki benim eksikliğimdir. Hani bir proje var. Tamamen örnek veriyorum Ripple daha böyle yeni bildirim geldi. Belki sizden mi geldi ya da işte başka bir yerden mi gördüm hatırlamıyorum. Hı hı. Ripple ne? Ya benim için hepsi kripto para birimi de. Hı hı. Arkada bir şirkete ortak olmanın bir özel şeyi mi bu? Arıcılığı mı? Yoksa sadece ve sadece hızlı para kovaladığım bir şey mi? Yani arkadaki hikaye bilmiyorum. Yani arkada bir söz var. Hı hı. Ve o sözü tutmak için ben onu mu fonluyorum mesela? Ya bunu bile anlamıyorum. Ya da duyduklarım gerçek mi? Ya bu anlattıkları <laughs> hakikaten oluyor mu? Evet. Bunlar başarılıyor mu? Ee, böyle bir kapalı kutu olması beni hep çekindiriyor. Ama ben o zaman yine söylüyorum. Yani belki içine girsem anlayacağım daha iyi kararlar alabileceğim ama zamanım yok. Böyle yani. Şey. O yüzden ortağı güvendim. Hani yalan yani olmasın. Biraz şimdi spekülasyon yapacağım aslında bakarsın ama bak. e, yani Bitcoin çıktığında özellikle Hı -hı. yani tamamen yeni bir yaklaşım Hı -hı. yani bambaşka bir teknoloji de denebilir bunu ama aslında bir yaklaşım vardı aslında Hı -hı. orada yani şeyle ilgili muhasebe tutmakla ilgili. Her zaman merkezi olarak birinin bunları kayıt etmesi gerekirken yok abi böyle yapmamıza gerek yok aslında bilgi dağıtarak da beraberce tutabiliriz hı hı. E, noktası gerçekten o an teknik olarak da açıklanması gereken bir şeydi hı hı. ve bir white paper ile beraber açıklandı. Ve bu gerçekleşti değil mi? Evet. Baktığımız zaman evet. bin bir türlü insan sayesinde dünyanın şu an bu işlemler gerçekleşiyor. Transaction dediğimiz yani o, o transfer gerçekleşiyor ve e, A noktasından B noktasına transfer oluyor. Aynen. Halde bu teknoloji var ve haklılarmış mı? Evet Bitcoin. yani bu var. <laughs> ama şimdi bunu white paper ile anlatman gerekiyordu ama şu an aslına bakarsan bin bir tane proje çıkıyor <laughs> ve bu bin bir proje aslında Bitcoin kadar sofistike bir şey de yapmıyorlar. <laughs> o teknolojiyi kullanarak normal dünyadaki bizim e, merkezi sistemlerle kullandığımız hizmetleri merkeziyetsiz olarak vermeye <laughs> çalışıyorlar ve e, o. Kripto paralarla da e, seni de o projenin bir parçası yapmaya çalışıyorlar ve senin de aslında bu aklındaki sorular yani evet abi ben bunu tutarken senin şirketinin karından para kazanacak mıyım, hı hı. bu networking kullanım bedelinden bir şey alacak mıyım veya veya hiçbir şey almıyorsam da ee, niye buradayım, ne fayda sağlıyorsun <laughs> bana bana'yı evet, anlatmak için artık o white paper'lara çok da gerek yok aslında evet. bakarsan. Yani bir tane web sayfasında de bunlar sunulabilir. Evet tabii bir rapor mantığı bir güzel göster bana. Hani işte hem Amerikan borsalarında hem İstanbul borsalarında bana çeyreklik yarı yıllık yıllık bir şey sunuyorsun ya. Evet. Çok yeter bana bunlar. Yani ben zaten anlamamış. bir şirketin fiyat kazanç oranına da baksan şeyi Hı -hı. de anlayabiliyorsun yani. Evet ben bu kadar para koyacağım bu şirkete. Hı -hı değer değişimini kenarda bırakıyorum ve bana senede şu kadarlık bir temettü ödeyecek. Bu yeterli İstiyorum. aslında bakarsanız. Ama işte ben biraz projelerin hani o community management nasıl insan çekmeye çalışıyorsa Aha. o white paper'lar, tokenomics'ler falan tarafının da hani bir kar kafa karıştırma üzerine ha, <laughs> daha olabilir. çok olduğunu. Hala Tabii. yani bir approach bence öyle geldi Hı. ama ne oluyor şey gerek şey için, mass adoption için sonuçta kullanıcıya çok daha kolay bir şekilde bunu vermen gerekiyor. Aynen. Hem erişim açısından e, hem de e, yani genel olarak anlayabilmesi açısından <laughs> aslında bakarsan. Çok doğru, çok doğru. Bence o da o e, yaklaşım daha değişmedi. Yani bu bilerek veya hmm. e, bilmeyerek yapılıyor. <laughs> Hala yani o projeler çok sofistike bir şekilde anlatılmaya çalışıyor ama aslında çoğu gerçek dünya problemlerini çözmeye çalışıyorlar. Ne bileyim merkeziyetsiz olarak data saklamaya çalışıyorlar. <laughs> Merkezi, merkeziyetsiz olarak bir kimlik sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Ben biraz hala orada şeyin yaklaşımın geride kaldığını. Evet, bunun borsa kısmına sanırım çok odaklandık. Hani benim için bütün bu zikrettiğimiz coin'ler diyeceğim. Hepsi birer yani benim para yatırıp sonra ne zaman çıkmayı bekleyeceğim bir hikayem var. arkasında aslında bir dediğin gibi bir teknoloji, bir inovasyon, bir şirket var yani bir evet. bir, bir grup insan bunun için çaba oluyor. Bunu bilmek beni çok iyi hissettiriyor mesela. Hani ben bunu bilerek yatırım yapmayı daha istekli çünkü Google Amazon niye yatırım yapıyorsun ki? Aynı şey işte. Bunlar bir şey becermeye çalışan bir grup insanlar ve ben bunlara güveniyorum. Al para. Evet. Ben biraz oranın basitleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok haklısın var. Bak ben bilmiyormuşum. Evet. Ee, ve e, tabii aslında hepsi de çok startup aşamasında. Hı -hı. Teknoloji nasıl gelişse ve denetlenmiyorlardı günün sonunda. Yani çok Hı -hı şey bir, e, biraz VC tarafı da böyle tabii. Yani VC tarafında da bazen okuyoruz işte 100 milyon dolar, 200 milyon dolar yatırım alıp sonra da aa bu kullanıcılar yokmuş aslında. Tabii <laughs> Biz yani. boş bir şirkete yatırım yapmışız case'leri nasıl yaşanıyorsa. Tabii ki öyle. Yani. Ama insanlar en azından VC yatırım yaparken o paranın gidebileceğinin farkında oldukları için, hani Hı -hı. o riski al, alıyorlarsa, kripto tarafı da aynı denetimsizlik diyeceğim. Yani sen kendi çalışmanı yapman lazım. Hı -hı. Ve o şirketin içinin yarın bir şekilde hani müşteri bulamadığı için de boş olabileceğini de aslında aldığın şeyin değersiz olabileceğini de kabullenmen Tabii gerekiyor canım. aslında. Orası bakarsan. faktörü her zaman içinde saklı ve evet. sen bunu alarak e, veriyorsun kararı. Evet, o, yüzden, evet. o yüzden girmiyorum. <laughs> Vallahi anlamıyorum <laughs> Biz ya. Açık konuşayım. Yani. Kafa atma kararı alalım bu podcast'ten sonra böyle o tarafa canım. doğru yok, gidiyoruz. Yok, ben, benim sadece. Ee, benim sayemde şey... asıl kapatmamalısınız. Ee, yok hayır. Abi, zaten... Ben yanlış bilmiyorum. Asıl müşteriniz ben değil miyim? Ben? Bilmeyen insan. Evet. Ha, değil mi mantıken? Çünkü ben orta duyduğum anda dedim ki aha yani bana fırsat doğuyor şu an. Ben ee, paramın bir kısmını yani birikimi yapmak için bir kısmını kriptoda değerlendirebilirim. Ve hiçbir şey yapmadan yani şu değer önerisinin farkında mısın? Hiçbir şey yapmama gerek yok. O yüzden ya bilmiyorum ben ilk duyduğumdan beri heyecanlı olduğum bir şey. Yani biz aslında kripto ile başlamamızın sebebi ben de böyle bir reklamlar arası, lütfen bu, lütfen. Reklam, reklamlar arası kullanabilirim. E, kripto ile başlamamızın sebebi aslında bu modeli bir deneyimleyebilmekti. Hı -hı. Yani sonuçta piyasa piyasası tarafında e, çok daha regüle bir piyasa, Hı -hı. İşte yatırım danışmanlığı hizmeti yapıp veriliyor. E, sen gidip de başka birini takip edip aynı işlemleri yaparken bu sefer yani, regülasyona takılma ihtimalim var. Hı -hı. E, o yüzden kripto deneyelim dedik. Ama bizim genel vizyonumuz zaten e, kriptonun hisse senetlerinin e, altının dövizin diğer yatırım araçlarının da hı. beraber olduğu ve insanlar piyasada nerede fırsat görüyorlarsa o tarafa yatırımlarını muhteşem. hızlıca kaydırabildikleri bir platform muhteşem. Olmak Peki mesela bakarsan. ben um, anala yatırım yaptım. Anal 1 var orada. Hı hı. Benim yatırım yaptım. Şu an sadece kripto olduğu için sadece kripto ya satım yapıyor ama yakında zaten gelecek hı hı. İstanbul Borsası size de. İstanbul Borsası geldiğinde ben yine o tek kişi aracılığıyla um, İstanbul Borsası'nda da işlem yapıyor olabilecek miyim? Ee, şu an ilk aşamada hemen ikisini aynı anda yapamıyor olacaksın. Evet. Yani İstanbul borsasında portföyünü gördüğün profiller başka olacak. Aha. Ya da aynı isimle. Aha. Ama bir tarafta o, ama İstanbul borsası portföyünü sanki. göreceksin. Tamam, bir tarafta da. kripto portföyünü göreceksin. Ama Hı. yani 2025 yılında bunları birleştirmek Hı. ve aslında sepet yönetebileceğin, başkalarının ne yaptığına bakarak sepet yönetebileceğin bir formata ha, getirmek istiyoruz. Yani. Veya zaten onlara e, teslim edebileceğin sepet yönetmeleri için bir formata getirmek istiyoruz. Bu herhalde 2025 yılında ulaşırız dediğim. Umarım ee, ama işte tek platform ne kadar önemli. Bütün evet. o işte wealth management deniyor ama evet. dünyada. Evet. E, Türkçesi varlık yönetimi. Barlık yönetimi. Barlık yönetimi. Evet. Teşekkür ederim. Varlık yönetimi benim cebimde bir para var ve bunu tabii ki değer kaybetmesin. Hele böyle bir ortamda istiyorum. Tek bir durağım olması bunun için muhteşem bir şey. Evet yani şu an aslında bireysel yatırımcının e, genelde finansal okulu yazarlıkta düşük olduğu için oradaki durağı banka. Hı hı. Ama baktığın zaman banka zaten seni daha çok mevzuata yönlendirmeye çalışan hani faiz bas, e, sabit bir faiz veren ve üzerine kredi satarak veya proje finanse Aa, ederek aha. sana verdiği faizden çok daha fazlasını kazanan kurumlar günü sonunda ve sen o reel sektöre işte bizim kriptoda konuştuğumuz şekilde e, aslında kullanıcıların problemlerini çözüp para kazanan şirketlere direkt iştirak Hı -hı. edemiyor oluyorsun Hı -hı. günün sonunda. Bankalar üzerinden iştirak ediyor oluyorsun. E bu da zaten oradaki aslan payını bankanın El almasını sağlıyor. Evet. E, bizim biraz hayalimiz aslında birikimi bankadan çıkarmak yani. Asıl birikimin bankada olmaması zaten sofistike diyeceğim. Hani biraz finansal okur yazarlı olan insanlar hisse senedi yatırımını da gidiyor ee, aracı kurumdan yapıyordu. Aynen öyle. Yani döviz yatırımını da gidip ya tahta kaleden <laughs> <laughs> kapalı çarşıdan keş olarak yapıyordu. yani kurların arasında çok büyük farklar Aynen olduğu öyle. için. Ee, sadece burada bu lojistik kolaylaştırmak lazım. Bu kadar zor olmasına gerek yok yani. Aa, %100 katılıyorum canım en azından bizler için ben ben artık yaşlı sayılıyorum herhalde bilmiyorum emin değilim öyle hissetmiyorum sen 30 yaşındayım ama ben çok geç öğrendim aslında bu enstrümanların olduğunu fakat dünyada baktığımızda yatırım yapma yaşı çok erkene inmeye başladı çünkü artık cenziyi de çok çabuk paraya ulaşabilen para kazanabilen bir, bir nesil gerçekten halil onlar da çok hızlı şekilde eline para geçince ben bunu nasıl değerlendireceğim diye bakıyorlar benim gibi geç fark etmeyen bir sürü arkadaşım en iyi, en iyi şekilde deneyim almak isteyecekler ve bunlar o bahsettiğin kurumlar değiller abi çok basit yani bu yeni nesil uygulamalar. O yüzden zaten işte orta ilk duyduğumdan beri ha tamam bu belki tırmanacak diye hissediyorum. İnşallah. İnşallah inşallah çalışırsak şey... olur hep öyle diyorum. <laughs> Aynen. Ee, tırmanması için her türlü eforu sarf ettiğimizde zaten <laughs> <Tabii canım>, görüyorsunuz. <laughs> Aynen görüyorsundur. Ee, Eylül ayında Eylül'ün sonuna doğru hisse senetleri, Türk hisse senetleri ortakta olacak. Çok Ondan iyi. sonrasında yıl bitmeden Amerikan hisse senetleri ve döviz işlemlerinde yine avantajlı kurlar, <laughs> iyi komisyon oranları ve en hızlı işlemlerle yapabiliyor Çok olacaksınız. Amerikan borsalarını bilmiyordum. Evet. Çok iyi. Zaten onun altyapısını da aslında hazırladık. Şu an hani şey yapmak Hı -hı. var. Hani Borsa İstanbul'u bir tamamen Hı -hı. kusursuz bir şekilde ayağa kaldıralım. Sonra. Ondan sonrasında oranın testlerine geçeceğiz. Hala regülasyon şey değil mi? İki ayrı uygulama istiyor senden yapmak için. Kripto ve hisse işinden. Ee, evet yani bununla ilgili. Evet yani genel bir tutum var ama bir yandan da kripto regüle oluyor. Ve SKK evet, tarafında aynı evet. kurum tarafından regüle ediliyor. Bu aslında iyi bir yani sanki yeşil ışık yakacakmış gibi ee, de gösteriyor. Yani bir yerde buraya gidecek dünya. Yani, evet yani gerek var. Hikaye yap falan. Aynen. Sadece evet. burada şeyin doğru yönlendirmesi lazım. kurum Yani bizlerin de diyeceğim. Ee, burada kurumların yani insanları hangi varlık sınıfının ne demek olduğu konusunda iyi yönlendirmesi lazım. Hı hı. Yani portföyü çok fazla konuşmadık. Sen genelde birikimini Bitcoin'de. <laughs> evet ya. Ve <laughs> pardon diğer kriptolarda Hani sıfırlamışsın formatı ya da hani yok ya yani, şey ya hayır yani ya o tarafı sıfırlamışsın ya da işte Amerikan hisse senetleriyle çok güzel bir hali evet. yakalayıp bu sefer de orada <laughs> e, parayı vurmuşsun. Ama Vurmak genel değil olarak yani, iyi bir şey. Var. Evet ama genel olarak yani bir sepet yapmak genelde gerekiyor hem daha çabuk Hı -hı. ulaşabileceğim varlıklar için bir kısmını sabit getiriliyor koymak ya da en azından dünyanın her türlü hali var derler ya <laughs> o taraf için sabit de kalacak bir tutar da lazım. 100 -100. Ee, ama Bitcoin gibi abi burada çok garip şeyler oldu. 100x yaptı dediğin tarafa da e, dışarıda ki. kalmamak için de bir tutar Mark, lazım. Tabii ki hep işte çok hevesliyim. Yine söylüyorum. Evet. Sadece kafam basmıyor. Evet yani e, bizim de kullanıcıları bu şekilde yönlendirdiğimiz bir dünyada aslında bunların hepsinin bir yerde olması herkes için fayda. Valla bilmiyorum çok heyecanlı. <laughs> ee, hızlıca getirin. Umarım. Bir ee, de işiniz de çok zor ha o taraftan yani Şu an Herkes çatır çatır e, hisse, aracı kurum kuruyorlar yani. Yeni platformlar evet, evet, geliyor. Evet. E, baktığımda bazıları ha okey yeni bir şey sunmuyor diyorum. Bazıları ha bunu mu yapmışlar fena değil diyorum vesaire. Ortak yani hakikaten ayrışan bir özelliğiniz var. O yüzden böyle hızlıca gelsin ve o bu faydanız gözüksün insanlar tarafından hızlıca satın alınsın falan çok istiyoruz. E, ama şu, bu kadar platform içinde fena fena bir zaman ya. Evet. Vallahi, tam girişimci olmadık yani. O kadar çok şey öğreneceğim bir dönem başlıyor ki hayatında. Evet yani rekabeti de çok çağırmak istemiyorum ama Hı -hı. şey olduğunu düşünüyorum. Yani ee, bu sosyalliğin, bilgi Hı -hı. paylaşımının aslında insanların artık hayatının için acayip nüfus ettiğini. Güzel. Ama finansal piyasalarda zaten hani birikim sahibi olmak da hayatının daha ileriki aşamasında olan bir şey yani. Hı -hı. 10 yaşında da oyun oynayabiliyorsun Roblox'ta arkadaşlarınla. <laughs> paylaşım yapmaya baş, başlayabiliyorsun. Çok doğru, öyle, kesinlikle öyle. E, ama finans daha geriden geliyor. Hı -hı. E, o bilgi paylaşımının finansa da buluşacağını, sirayet edeceğini düşünüyorum. Hı -hı. Ama bir yandan senin kezinde de olduğu gibi hem arkadaki varlık sınıfı hem de başka birini ne zaman e, ortak olabileceğin, ona yatırım yapabileceğini doğru tespit etme konuları Hı -hı. veya bizim, bizim senin önüne doğru insanı Çıkartıp çıkartamadığımız konuları söyleyebilir. Sebebiyle... İkimizle alakalı. Yani evet. siz de doğru yapacaksınız işinizi, ben de doğru anlayıp doğru yapacağım işimi. Ama işte o bir şey şeffaflaştırmak, buna çoğu yerde, çoğu modelleri demokratikleştirmek de deniliyor. Yani ben gerçekten kimin ne hamle yaptığını, ne koşullarda yaptığını görebilmek demek benim anlamam için en büyük neden. Ve bu bu paylaşım ortamını yaratmak inanılmaz önemli. Yani Max aynısını yapıyor, bir paylaşım ortamı yaratıyor aslında en başta. Biliyorsun yani hikaye herkes biliyordur da e, kimin küçük bir dating yap kafası çıkıyor da günün sonunda sen şey öğrenebil başlıyorsun yani kim single kim değil e, kim nerede okuyor nereli gibi hikayeler başlıyor ya Facebook başlarken bunun hepsi paylaşım ve sosyallikle alakalı şeyler ve finansta kesinlikle yok bunlar e, ne zaman anlattığında acayip heyecan duyuyorum bundan ve gelmesini e, bütün şeylere bütün finansal instrumentlara da heyecanla bekliyorum. Aynen. Zor bir problemi çözmeye çalışıyoruz ama Aynen. trend bizim tarafımızda. Evet, evet, ve o problemi çözmek e, bireysel yatırımcı daha faydalı olmak için de farklı farklı metotlar deneyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın Hadi diyorum. inşallah Deneyeceğiz. E, bana sorun var mı hiç Umut? Yok ya. Soruları ben sordum birazcık ama bu sefer. Yok vallahi. Ben de aklıma gelen her Çok teşekkürler o evet, zaman teşekkürler. bizimle beraber olduğun için. Ağzına sağlık. Eyvallah. Teşekkürler.